Süleyman aleyhisselam, Davut peygamberin oğullarından en küçüğüydü. Babası Davut aleyhisselam, çok güçlü ve hitabeti kuvvetli bir peygamberdi. Kuşların dillerini bilir ve onlara hükmederdi. Öyle kuvvetli bir peygamberdi ki, dağlar da onunla beraber Allah'ı tesbih ediyordu. Dağların bağrındaki demiri elleriyle yumuşatarak zırhlar örüyordu. Onun varisi ise Hazreti Süleyman olmuştu. Hazreti Süleyman aleyhisselam öyle güzel bir hayat yaşayacaktı ki Allah Kur'an'da onun için şöyle buyuruyor. Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Peki nasıl bir hayat yaşamıştı ki Allah'ın ona o ne güzel kuldu diye iltifatına mazhar olmuştu? Daha Allah'tan buyruk ve vahiy gelmeden Davut peygamber varisinin Hazreti Süleyman olacağını hissetmişti. Çünkü oğlunun başkalarında olmayan çok ince bir hikmeti, müthiş bir adalet duygusu vardı. Hatta bazı zamanlar oğlunun verdiği hükmü Allah'ın daha çok beğendiği oluyordu. Vaktiyle iki kadın ve beraberindeki iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın bebeğini alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın arkadaşı olan küçük kadına "Kurt senin bebeğini götürdü." dedi. Öbür kadın "Hayır, senin çocuğunu götürdü." dedi. Nihayet bu iki kadın aralarında hükmetmesi için Davut aleyhisselama müracaat ettiler. Davut aleyhisselam çocuğun büyük kadına ait olduğuna hükmetti. Onlar mahkemeden çıkıp Davut aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselama gittiler. Davut aleyhisselamın hükmünü söylediler. Süleyman aleyhisselam da "Bana bir bıçak getirin, çocuğu bu iki kadın arasında paylaştırayım." dedi. Bunun üzerine küçük kadın "Aman öyle yapma, Allah sana rahmet eylesin, bebek bu kadınındır." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam bebeğin bunu söyleyen küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Hazreti Süleyman Allah'a çokça yönelen bir kuldu. Bir keresinde Allah'a şöyle dua etti. "Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin." dedi. Bu duanın kabul edilmesi Kur'an'da şöyle anlatılır. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlere bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Her şeyi işiten Allah, Hazreti Süleyman'ın bu duasını da işitmiş ve kabul etmişti. Ona başka hiç kimseye nasip olmayacak çok büyük bir hükümranlık ve güç verdi. Öyle bir güç ki güçlü rüzgarlar onun emriyle tatlı tatlı esiyordu. Bu rüzgarlarla seyahat ediyordu. Bereketli topraklara doğru sabah bir aylık, akşam da bir aylık mesafe yol alabiliyordu. Adeta günümüz uçaklarıyla yaptığımız ulaşım nimeti binler sene öncesinde bir peygambere, Hazreti Süleyman'a nasip olmuştu. Şeytanlar ve zincire vurulmuş başka varlıklar da onun emriyle dalgıçlık yapar, denizde saklanmış hazineleri çıkarırdı. Cinler onun emriyle yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederdi. Allah'ın verdiği bu güçle büyük bir hükümdarlık ona nasip olmuştu. Allah Hazreti Davud'a zırh yapmayı öğretmiş, demiri yumuşatma yeteneği vererek geniş zırhlar yapmasını bildirmişti. Yine Hazreti Süleyman'a da erimiş bakırı işleme yeteneği vermişti. Diğer toplumlarla yaptığı ticaretlerle beraber denizlere de hükmediyordu. İnsanlardan, kuşlardan, cinlerden oluşan devasa ordularını emrinde toplamıştı. Onları birlikte sevk ve idare ediyordu. Yaptığı dua onu çok kudretli ve adaletli bir hükümdar yapmıştı. Bir gün Hazreti Süleyman aleyhisselam ordularıyla Karınca Vadisi'nden geçiyordu. Allah Hazreti Süleyman'a hayvanların dilini de öğretmişti. O da böylelikle bir karıncanın sesini işitti. Karınca şöyle bağırıyordu. "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin.
Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Karıncanın bu sözünden dolayı Hazreti Süleyman aleyhisselam gülümsedi. Kainattaki diğer mahlukları da kendinden haberdar kılanı, kendisini onlara üstün kılanı Allah'ı düşündü. Ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Hazreti Süleyman hükümdarların da hükümdarı olan Allah'ı tanıyordu. Kendisine verilen tüm nimetlerin, tüm güç ve kuvvetin sahibinin Allah olduğunu biliyordu. Her şey onun lütfuydu ve o da tüm lütufları Allah'a...